abi, haberi duydunuz mu? Ne haberi lan? Dün akşam gök taşı düştü. Nereye düştü belli mi bari? Vallahi abi birkaç şehirde görülmüş ama Yozgat'a düştüğü söyleniyor. Yozgat mı? Ulan ben haritada ararken bile zor buluyorum Yozgat'ı. Göktaşı nasıl buldu burayı? Ne bileyim abi. Basımıza taş yamada kalmıştı. O da oldu. Başımıza taş da yağdı. Bir zombi istilası kaldı görmediğimiz. Sokağa çıkma yasağı var diye gidip bakmadım dün gece. Şimdi gidip bakalım mı abi? Salak mısın oğlum sen? Ya uzaylılara karşılaşırsak o zaman ne yapacağız? Uzaylılara karşı elimizde çok büyük bir koz var abi. Neymiş o? Yakalanmamak. Gidip ayalım bence abi. Çok deli para bu göktaşında. Ülkenin dış borcu bile kapatırız. O ayarasını uzayın taşı bile para ediyor. Biz burada 4 kişiyiz. 4'ümüzü toplasan bile 5 para etmiyoruz. Hadi gidip bakalım o zaman abi. Göktaşı bahane olabilir. Bunlar baktı biz uzaya gideceğiz. Önden gidip bir kontrol edelim de demiş olabilirler. Lan bir sus be. Oho, millet aramaya başlamış bile. Pardon, Göktaş'ı gerçekten bu tarlaya mı düştü? Evet, buraya düşmüş. Herkes öyle diyor. Gelip arıyorlar. Belki size denk gelir. Bir bakın. Koşun, koşun. Tufan abi gözün aydın, meteor düşmüş tarlana dediler. Öyle bir şey yok, ben uydurdum onu. Millet tarlanda göktaşı arıyor abi, niye böyle bir şey yaptın ki? Niye olacak? Tarladaki taşları bedavaya temizlettirmek için. Ya abi saat gece 3 oldu, bırakalım artık. Bence de abi, yarın devam ederiz. Durmak yok. Bulana kadar arayacağız. Kalk lan sen de. Abi Yozgat dışında İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi birçok şehirde daha göktaşı düştüğü söyleniyor. Ulan bu uzaylılar baktılar biz uzaya gideceğiz. Gitmeyelim diye taş yağmuruna mı tutuyorlar acaba bizi?